Ziraat mühendisi Tarım Danışmanı Ailesi'nden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere kayısı ağaçlarında sonbaharda sulama suyu ne zaman kesilmeli, o konu hakkında bilgi paylaşmak istedik. Bugün kendi kayısı üretim bahçemizdeyiz ve şu an damlama sulamayla ağaçlarımıza suluyoruz. Özellikle çoğu üreticimizin çok fazla yapmış olduğu bir yanlıştan dolayı bu videoyu çekmek istiyorum. Şu şekilde yanlışlar yapılıyor ya: sonbahar aylarında donlar başladığı halde su veren üreticilerimiz var. Bazıları da halen yaz sıcaklığında ağaçların suya ihtiyacı varken sulama suyunu kesen üreticilerimiz var. Peki bizler suyu ne zaman kesmeliyiz? Sonbahardaki son suyu ne zaman vermemiz gerekiyor? Örneğin arkadaşlar, bakın, don başladığı dönemlerde halen ağaçlara su verirseniz ağaçların şu ince kızıl sürgünlerinde kışın kurumalar, geriye doğru ölümler başlayacaktır. Çünkü bu sürgünlerin içerisinde halen su olduğu için dondan etkilenecektir. Size son suyu ne zaman vermeniz gerektiği hakkında bilgiyi vermeden önce değerli arkadaşlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar, kesinlikle zaten sonbahar donları başlamadan sulama suyunu kesmeniz gerekiyor. Ama bazen şu tarz sorunlarla karşılaşabiliyoruz bazı bölgelerde. Aynı sorun bizim bölgemizde de var aslında. Sulama suyu sırayla geldiği için bazen 9. ay oluyor. Bazı üreticilerimize sulama suyu sırası halen, örneğin son su sırası gelmemiş oluyor. 10. ayın başında sulama suyu sırası geliyor ve 10. ayın başında ya da ortalarına doğru artık bölgede havalar soğumaya başlamış oluyor. Ve üreticiler de ne yapıyor? Diyor ki artık havalar soğumaya başladı, bizler ağaçlarımıza son suyu vermeyelim. Arkadaşlar, bazı üreticiler örneğin 8. ayın sonunda su vermiş oluyor. 10. aya kadar hiç su vermeden ağaç mecburi kendini hayatta tutmaya çalışıyor. Köklerini toprağa salmaya çalışıyor ama ne kadar hayata tutunabildiyse, ağaç susuz kaldığı zaman değerli arkadaşlar, örneğin bu meyve gözlerimiz olsun, bakın, ağaçlardaki bu meyve gözleri kendini yeteri kadar dolduramıyor değerli arkadaşlar. Çünkü topraktan yeteri kadar besin alamadığı için ve ilk suyu, hani son olarak 8. ayda su verildiği için ne oluyor? Ağaçlar kışında bölge yağışsız bir mevsim, hani dönem geçirdiyse, ağaçlarda verim ve kalite kayıpları meydana geliyor. Zorunlu olursa arkadaşlar 10. ayın başına kadar ağaçlara su verebilirsiniz. Örneğin biz Kars Kazman bölgesinde üretim yapıyoruz. Ben 10. ayın başına kadar ağaçlarıma su vermeye çalışıyorum. Çünkü ilkbahar ayında sulama suyu sırası bize bazen geç gelebiliyor ve geç geldiği zamanlar ne oluyor? Ağaçlarımızda kurumalar meydana geliyor, verim kayıpları meydana geliyor. Onun için ağaçlarda sulama yaparken bölgenizin iklimine göre, bölgenizin sulama şartlarına göre planlama yapmanız gerekiyor. Kendi bölgenizi hani baz almanız gerekiyor. Örneğin sosyal medyada veyahut da Google'da yazan bilgiler, kitaplarda yazan bilgilerin hepsi kendi bölgenize uyum sağlamayabilir değerli arkadaşlar. Çünkü bu tarz sorunlarla çok fazla karşılaşıyoruz son yıllarda. Üreticiyle konuşuyoruz, şöyle diyor. Örneğin diyor ki böyle bir program çıkmıştı, programda izledim. Diyor ki 9. ayda suyu kesin, su vermeyin artık diyor. Arkadaşlar, 9. ayda suyu kesin diyor ama siz belki 8. ayın başında su vermişsiniz. 9. aya kadar 1,5 ay geçmiş. Yani 9. ayın ortasına kadar 1,5 aylık bir periyot zaten ağaç su içmemiş. Kışta 11. ayda geliyor neredeyse artık genel çaplı. Düşünsenize, o döneme kadar ağaç zaten susuz, ağacın sürgünleri zaten cansız, ağaç zaten tomurcuklarını dolduramamış. Ne olacak? İlkbaharda çiçek açacağı dönem, ağaçta hiçbir şey yok. Ağaç size istediğiniz kadar meyve ve ürün veremeyecek ve bu sefer sizler verim ve kalite kayıpları yaşayacaksınız. Yani burada demek istediğim tek şey, kendi bölgenizi baz alarak son suyu, hani kayısı ağaçlarında 10. ayın başına kadar, 10. ayın 15'ine kadar su verebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ondan sonrasını ben uygun bulmuyorum zaten. Peki daha sonradan da su verirseniz ne olur arkadaşlar? Az önce göstermiş oldum, bu ince sürgünlerde bakın, geç dönemde su verirseniz ne olacak?
Kasım Aralık aylarında bu ağaçların sürgünlerinde su birikmiş olacak ve kışın sert geçtiği dönemlerde bu sürgünlerde kurumalar meydana gelecek ve bu da sizi üzecektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor karşı istasyon suyu verirken. Benim bu konu hakkında size anlatabileceğim temel bilgiler bunlar değerli arkadaşlar. Bir sonraki tarımsal içerikli videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.